Savunma Sanayi İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantıdan tarihi bir karar çıktı. Çelik Kubbe Projesi adı verilen ve yerli ve milli savunma sistemlerinin katmanlı ve entegre şekilde çalıştığı yeni bir savunma sistemi oluşturulmasına karar verildi. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu yeni projenin ayrıntıları merak konusu. Bu kapsamda Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına yönelik 56 projeyi karara bağladıklarının altını çizen Görgün, kamikaze insansız deniz araçları, kamikaze insansız hava araçları, uzun menzilli füze sistemleri ve hava savunma sistemleri konularında kararlar aldık dedi. Alınan önemli kararlardan birinin de sistemler sistemi olarak geliştirecekleri Çelik Kubbe olduğunun altını çizen Görgün, yerli ve milli projemiz Çelik Kubbe, katmanlı hava savunma sistemlerimizle tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılmasını ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecektir diye konuştu. Görgün, Çelik Kubbe'nin Aselsan, Roketsan, TÜBİTAK SAGE ve MKE firmalarının ortaklaşa çalışmasıyla yürütüleceğini söyledi. Projenin vatana millete hayırlı uğurlu olmasını dileyen Görgün, bizler Türk savunma sanayi olarak milletimizin ve devletimizin desteğiyle ilerleyen dönemde daha da yüksek azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yerli ve milli teknolojiler kullanarak faaliyetlerimizi artan azim ve kararlılıkla yürüteceğiz. Yükselen Türkiye'nin güçlenen yıldızı olacağız dedi. Türkiye'yi heyecanlandıran sistemde yerli ve milli kaynaklarla kimi envantere giren, kimi proje veya test aşamasındaki birbirinden özel ve kıymetli Siper, Hisar-O, Hisar-A, Gürs, Korkut, Gökberk, Şahin, İhtar, Alp gibi farklı özelliklere sahip sistemler birlikte çalışacak. Sistemi oluşturacak araçlar hava, kara ve deniz araçlarıyla da entegre halinde olup komuta merkezlerine anlık bilgi aktaracak.